Arkadaşlar ben Korsikalıdır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben biraz gerginim. Kusura bakmayın. Nedenini bilmiyorum. Neyse haberlere direkt bodoslama girelim arkadaşlar. İlk haberimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir işte gen soru önerisi verilmiş. Bu öneriye göre işte fındık üreticilerinin sorunları araştırılsın mı araştırılmasın mı diye. Tabii ki AKP'liler hayır demiş yani. Şimdi bir milletvekili insan olan birisi niye kendi üreticisinin, çiftçisinin sorunları araştırılmasını ister? Niye ister? Çünkü işte milli oldukları için isterler arkadaşlar. Ondan sonra ben tabii Giresun'a baktım, bu adamlar son seçimlerde bu AKP'ye ne kadar oy vermişler falan diye %65-%70 civarında oy çıkmış arkadaşlar, aferin. Şimdi bu mecliste işte oylama oluyor, oylamanın sonrasında şu görüntülerde. Kalkınma Partisi'nin Karadenizli milletvekilleri fındık üreticilerinin sorunları araştırılmasın diyorlar. Öneriyi kabul eden milletvekillerinin sayısı 135, reddedenlerin sayısı 155. İşte görün bunu fındık üreticileri. İçten sevinçten alkış tufanı kopuyor AKP grubunda. Gördünüz değil mi? Ne oldu? Yani bir alkış tufanı kopuyor sonunda. Yani yaşasın biz işte bu gen soru önerisini reddettirdik filan diye. Aferin, çok iyi bok yediniz. Alın bir kaşık daha yiyin değil mi? Bu güzel değil mi? Ben böyle konuşunca güzel oluyor yani. Siz böyle videoları seviyorsunuz, seyrediyorsunuz. Neyse ne demişler arkadaşlar, işte fındık mındık demişken dünya kadar malın olacağına fındık kadar beynin olsun yeter demişler. Bu Arda Turan'dan geçen bahsettik, bir takım işte magazin olaylarına falan karıştı, silahlı milahlı böyle. Şimdi bunun bir binası vardı İstanbul'da, Beyoğlu'nda mı ne, bu binanın bu inşaatı yapılırken yani işte yandaki başka bir binanın işte o harfiyatına mı ne dikkat etmediler, o bina çöktü biliyorsunuz. Onlar şimdi mahkemeye dilekçe mi vermişler, işte şikayette mi bulunmuşlar ne? Adamların talebi şu, helallik istesin bizden. Böyle bir şey var mı ya? Ya hukukta böyle bir şey var mı yani? Helallik istiyor. Ne için dava açıyorsun? Bizden helallik istesin diye. İşte dediğim gibi arkadaşlar, dünya kadar malın olacağına fındık kadar beynin olsun. SS var ya bizim bu işte İçişleri Bakanı. Bu çıkmış demiş ki kendimi Amerika'ya karşı zor tutuyorum demiş. Haspama bak ya. Amerika'ya karşı zor tutuyormuş. Sen kendini zor tutmaya, zorlama yani fazla. En yakın bir tuvalete git, ihtiyacını gider. Ama sen bir zamanlarda AKP'ye karşı kendini zor tutuyordun biliyor musun? Gerçi zaman değişir, devran değişir. Sen yarın öbür gün Amerikancı olursun, Amerika'da yaşamaya başlarsın falan. Bunlar belli olmaz. İşte her devre, bu omurgasızların bir özelliği vardır. Biyolojiden ben çok iyi bilirim. Her devre, her mekana ayak uydurabilme özelliğine sahipler. Yani gerçi ayak yok tabii ki omurgasızlarda da. Yani işte anladınız siz. Berbat Albayrak yine çıktı. Berbat berbat açıklamalarda bulundu. Burası çok önemli. Ne dedi? Şey dedi. Türk lirası dedi dolar karşısında işte son bilmem kaç günde dedi %21 değer kazandı dedi. Çünkü onu dinleyenler şey olduğu için fındık beyinli, evet bugün öyle açıldı öyle olsun, fındık beyinli olduğu için böyle grafik falan bakmayı bilmiyorlar. Yani herhangi bir aplikasyondan forex morex olan ne kazanmış ne kaybetmiş görebilirsiniz yani. Grafikler hiç öyle söylemiyor yani. Tabii yani son işte 6 saatte %21 değer kazanmış olabilir mesela, öyle bir şey olabilir yani. Ama sen tüm global seneye baktığın zaman ne kadar kaybetmiş onu bir görmen lazım değil mi? Bunu göremiyorsan gerizekalı bir adamsın sen. Şimdi böyle demiş, bu şeye benziyor. Benim çocukluğumda bir Murtaza abi vardı. Murtaza abi 1980'de yaşadığı milliyetçi bir adamdı. Solcuları nasıl dövdüğünü anlatırdı. Öyle anlatırdı bizim yanımızda yani, kahvede falan anlatır ama gidip dayak yiyip gelirdi yani, öyle bir adamdı. Bu da işte Berbat Albayrak da böyle bir adam arkadaşlar. Yine bir nepotizm haberi. Yani bu nepotizm haberi Türkiye'de o kadar çok ki arkadaşlar, biz en güzelini seçmeye çalışıyoruz. Yüzlerce var, işte bir tanesini seçtik. Bu da Kütahya'dan. Kütahya Belediyesi'nde bir kız çalışıyor. Babası AKP milletvekili, tabii ki AKP milletvekili. Yani aslında kız çalışıyor gibi gözüküyor ama çalışmıyor yani, hayalet, hayali olarak. Kız çünkü Ankara'da yaşıyor. Oraya tabii girerken kadrolu giriyor. Sınavsız, sorgusuz, sualsiz falan giriyor ama bu kız tabii
hem orada bir memur pozisyonu var hem de ekstra bir iş yapıyor. Bu yaptığı işte Instagram hesabından evcil hayvan satıyor arkadaşlar. Kedi köpek satıyor. Ama tabii yani kız hiç oraya gitmiyor. Uğramıyor zaten işine. Oradan da bir maaş alıyor. Ondan sonra kedi köpek satıyor. Bol bol da geziyor. İşte Instagram hesabında falan Parisler, Berlinler, Londralar falan. Şimdi tabii AKP Müslümanıysa tabii böyle şeyler yapar. Kız da başı kapalı falan. Bakınca böyle Müslüman gibi görüyorsun falan. Bunu tabii babası mı artık o Kütahya Belediyesi mi çıkmış demiş. O aldığı maaşları belediyeye bağışladı falan demiş. Ulan çalışsa orada hadi maaşını bağışlasa tamam dersin değil mi? Bunun bir manası olur yani. Ulan zaten çalışmıyor. Bir de ne istiyorsun? Bir de üzerine maaş mı alacaktı yani orada? İşte bu bizim arkadaşlar, bu zengin argo literatürümüzde çok güzel bir tabir var değil mi? Ne diyoruz? Bunların mantığı arkadaşlar, fasulye yiyelim, ete para vermeyelim, birbirimizi öpelim, para vermeyelim şeklinde arkadaşlar. Beni anlayan kitleyi çok seviyorum. Siz de bu tip videoları seviyorsunuz biliyorum, ben onu anladım yani. Yani son 24 saatte bunu anladım. Bu geçen orman adamı orman bakanı Pak Demirli var ya arkadaşlar, bir haberini yapmıştık ya tam böyle konuşacak böyle gazeteci oraya ben koruma zannediyordum, sonradan yaptım kusura bakmayın, onda basın müşaviri araya giriyor falan böyle, onu bir ekarte ediyor falan böyle, konuşturtmuyor onu. Neyse bir iki gün önce bunun mevzusu ortaya çıktı, neymiş orada tam yine Fox TV muhabiri bu et ihalesiyle alakalı soru sorarken orada saçmalamaya başlıyor böyle, tamam mı, konuşurken kemküm ediyor. Şimdi demek ki onu anladım ben, bu yapıyormuş. Yani orada basın müşaviri onu orada bir ekarte edip bundan sonra olacaklar için ona orada bir coaching yaptı. Yani bundan sonra nasıl cevap verilmesi gerektiği ile alakalı filan. Onu orada bir bilgilendirdi. Bu sefer tabii daha bilgili bir şekilde gelmiş ki orada kemküm etti filan. Orada da diyor ben akreditasyon uygulayacağım bundan sonra size filan diyor. Yani bu birisinin boğazından bir şey geçmiş mi diyor, bilmem ne olmuş mu, ihale diyor o verdiğimiz grup yani neyse düzgün yapılmış mı ona bakarız yani diyor. Bildiğin AKP'li İhale sonradan yapıldı değil mi? Sonradan yapılsa ne olur? Bakın önemli olan nedir? Birinin boğazından bir şey geçmiş mi? Bu sizin yaptığınız gazetecilik değil, maskaralıktır. Et ve Süt Kurumu 27 Eylül'de 300 tırlık kemiksiz lopet için gümrük hizmetleri ihalesi yayınladı. Ancak başvuru için 24 saatten kısa bir süre verildi. Oysa normal bir ihale süresi en az 4 ile 7 gün arasında. Ve iddiaya göre etler Ocak ayından beri ülkeye zaten ihalesi yapılmadan geliyordu. Fox Haber bu iddiayı Et ve Süt Kurumu'na sordu. Yanıt alamadı. Bakan Pak Demirli de iddiayı yanıtlayacağı sırada danışmanı tarafından uzaklaştırıldı. Bir sorumuz olacaktı bizim. Evet. Geçtiğimiz günlerde Et Süt Kurumu bir ihale açtı. Bir gün süreyle 300 tırlık bir et. Çok özür dilerim. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Sayın Bakanım lütfen. Hayır, bakan dinlerken araya giriyorsunuz. Tarım Bakanı'na aynı soruyu bir kez daha sormak istedi Fox Haber. Pak Demirli bu kez danışmanın tarafından engellenmedi. Ama bakan soruyu yanıtlamak yerine önce gazeteciyi soru sorduğu için hedef aldı. Geçen gün ne yaptınız? İki tane televizyon programı arasında gelip giderken korsan bir şekilde gelip yayın arasına daldınız ve benim yoğunluğumdan faydalandınız. Yine arasına dalmadık. Sizi durdurup soru sormak istedim. Bir iş yapmış olabilir ama aslında özünde haklıydı ve siz haksızsınız. Ama siz durup cevap veriyordunuz bize. Benim yoğunluğumu kullanarak yaptınız. Sıra devletin ihalesiz et satın aldığı iddiasına geldi. Tarım Bakanı ihalenin önemli olmadığını söyledi. Bakın önemli olan nedir? Birinin boğazından bir şey geçmiş mi? Fiyatı düzgün mü? İhalenin sonradan yapılması mı? 100 bin liralık ihale. Devlette milyarlarca dolar gelip korsan yayın yapıyorsunuz ve size akreditasyon uygulayacağım. Devlette 100 milyarlarca dolarlık alım yapılıyor. Ve yaptığınız ve ıvır zıvır şeylerle devletin saygınlığını yitirmeye çalışıyorsunuz. Bunu hiç doğru bulmuyorum. Pak Demirli'nin suçlaması bununla da sınırlı değildi. Tartışmalı bir üslupla devam etti sözlerine. Gazetecinin soru sormasını maskaralık olarak nitelendirdi. Bu sizin yaptığınız gazetecilik değil, maskaralıktır. Bence de olması lazım, akreditasyon olması lazım. Yani TRT, Anadolu Ajansı, Bilimum Havuz haricinde hiçbir kanalın onlara soru soramaması lazım. Ben de bunu destekliyorum arkadaşlar. Çünkü soru sorduğu zaman böyle ebleh ebleh bakıyorlar ya. Böyle gerizekalı konuşuyorlar ya. Ya onu görmek daha acı bir durum yani. Onun için en azından böyle onların istediği soruları sormak daha güzel yani.
Ümmetinin lideri bu yine işte eğitimle alakalı filan konuştu. Böyle şey yaptı. Ya dedi dünyanın ilk 500 üniversitesinde bir tane üniversitemizin esamesi yok filan yaptı filan böyle. Bir de yani bende değil, suç bende değil, bizde değil. Yani nasıl olur da ilk 500'de olmaz filan gibi bir şey yüklüyor böyle. Bir tonlama, bir tonasyon, entonasyon yapıyor söylediği şeylere. Ya nasıl olsun kardeşim sen... Atırsızlarını rektör yapmışsın. O Artuklu Üniversitesi var. Bir gerizekalı koymuşsun oraya. Saçma sapan konuşup duruyor. Onu biliyoruz. Sürekli haber yapıyoruz. Artuklu Üniversitesi rektörü yazın. Ne saçmaladığını görün arkadaşlar. Ondan sonra yok, Çorum'da bir üniversite açmışsınız. Adam bütün sülalesini doldurmuş oraya. Amca kızı, teyze bilmem ne. Bütün akrabaları doldurmuş oraya. 6100 tane akademisyenin görevden atılmış, uzaklaştırılmış, hapse atılmış. Ondan sonra gidiyorsun Merkel'e diyorsun ki bizde 8 milyon tane üniversite öğrencisi var, sizde 3 milyon tane ha 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 filan diyorsun. Ya sen, ben anlamıyorum seni. Ya bari bir tutarsızlık yapacaksın, tamam mı? Saçmalayacaksın. O saçmalığında bir tutar olsun yani, tamam mı? Yani aynı saçmalıkta bir tutarsızlık, tutarlılık göster yani. Ya ben anlamıyorum ki seni ya. Ümmetinin lideri. Ümmetinin lideri tabii bu arada Moldavya'ya gitti, onu da es geçmeyelim. Moldavya'ya gitti de o işte Moldavya'nın cumhurbaşkanı mı başbakanı mı neyse işte o konuşurken böyle ümmetinin lideri yine orada bir şekerleme yaptı, horul horul uyuyordu yani. Daha önce hatırlayın o Ukrayna'ya da gitmişti, orada da uyumuştu. Bu Ukrayna, Moldavya, Romanya, onlar böyle Karpatlar yani. Oranın nasıl bir havası varsa böyle demek ki insanı uyuşturuyor, uyuşturuyor da uyuyakalıyor falan yani. Zaten o Balkanlarda geziyor. Daha giremedi Avrupa'nın içlerine. Yeni Osmanlıcı. Orada işte tabii bu uyumasıyla alakalı da böyle aklıma şey geldi. Bu geçen gün erken emeklilik mevzu oldu da böyle atıp tutuyordu işte erken emeklilik olur mu filan bilmem ne vesaire diye. Senin de emeklilik yaşın gelmiş. Bak mesai vaktinde uyuyorsun yani. Şekerleme yapıyorsun. Sen de biraz emekli olsan filan olmaz mı? Olmuyor işte. Onun orada kalması lazım. Sonracıma çıkmış demiş size Toma getirdim ben demiş. Moldavyalılara iki tane Toma hediye etmiş. Yani demiş ki bizde artık toplumsal olaylar olmuyor. Biz bunları direkt içeriye atıyoruz. Olmadığı için bir ihtiyacımız kalmadı. Size getirdik. Siz kullanın güle güle falan diye onlara Toma vermiş. Çok cömert bir insan. Evet Toma. Yani ümmetinin lideri. Toma benim iş arkadaşım. Bu da bir değnekçi haberi arkadaşlar. Ak polis. Bunu işte yakalamışlar, istihbarata belge taşıyorum demiş. Sonra bir açmışlar bakmışlar ki adamda 350 bin liralık işte şey var, kaçak sigara taşıyor arkadaşlar, düşünün. Şimdi biliyorsunuz yani bunun başındaki yani devlet bir zamanlar Suriye'ye tıbbi malzeme götürüyorum diye silah göndermişti. Yani bu polisin yaptığı çok değil aslında, normal bir şey. Ama şimdi bu polisin yaptığı bir saflık var. Şu anda bütün polisler senin gibi. Herkes aynı şeyi yapıyor. Dolayısıyla piyasa dolu. Anlatabiliyor muyum? Birbirinizin ayağına basmaya başladınız tabii. Yani piyasadaki bütün polisler aynı şeyi yapıyor aşağı yukarı. İlaç taşıyor bilmem. İşte istihbarata belge taşıyor falan. Onun için dikkatli olmaları lazım. Feyzioğlu diye bir adam vardı ya, bir zamanlar hukukçuydu. O adam çıkmış demiş ki insanlığını unutandan hukukçu olmaz demiş. Öz eleştirinin bokunu kaçırmış. Sen insan olmaya gayret et, hukukçuluğu boşver. En iyisi öyle yapalım. Yani hukuku bırak sen, bak. İnsan olmaya gayret et. Bence bütün sorunlar çözülür. Her iş asan olur ama lütfen hukuka karışma sen yani. Yani yalaka olandan hukukçu olabilir diyebilirsin. Başka bir şey diyebilirsin ama insan olandan hukukçu olmaz. Yani ilk defa sana katılıyorum gerçekten. Son 3-5 yıldır söylediğin şeylerin içerisinde ilk defa sana katıldım yani. Bu da son haber olsun arkadaşlar. Ümmetinin lideri, bunu demin görmedim yani es geçmeyin bunu, demiş.
Yeni dönemde yeni bir diriliş gerçekleşecek demiş. Diriliş gerçekleşecek. Diriliş Erdoğan. Değil mi? Diriliş Ertuğrul'dan sonra diriliş Erdoğan da güzel olur. Şimdi diriliş gerçekleşecekse eğer niye milleti geberttiniz, öldürdünüz değil mi? Öldürdüler, geberttiler. Şimdi yeni bir diriliş gerçekleşecek. Tabii bu diriltme olayı kendisinde olan bir özellik. Diriltebiliyor yani ölüleri filan. Şimdi Ümit'in lideri bir tüccar. Tamam, elinde bir mal var, onu satması lazım. Ama hep aynı hikaye, hep aynı hikaye. Yani karşıdaki adam safsa o müşteri, onu bir şekilde alacak. Yani şimdi sen ben almıyoruz, tamam da. Şimdi baktığın zaman o bizim, ben çocukluğumda böyle karikatürize etmek için söylüyorum. Yani ayrımcılık olsun diye de böyle çingeneler gelirdi bazen işte mahalleye, saçma sapan şeyler, işte kolonya satıyor, tamam, çok iğrenç saçma sapan kolonya. Yani sana onu satıncaya kadar böyle, tamam mı, böyle artık bu alışveriş bitse de yani bir öleyim kurtulayım filan derdin. O raddeye gelirdi. Bunun ümmetinin lideri de öyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Yani işte sana satmaya çalışıyor ama zaten ülkenin gerçekten hani yani dirilecek hali bile kalmadı o kıvamda yani. Artık isteseler de diriltemezler yani. İşte böyle demiş ümmetinin lideri arkadaşlar. Bugün de burada bitsin haberlerimiz. Bu arada ya size bir şey istiyorum. Diyorum ki bulunduğunuz ülkelerden bir video çekin diyorum. Tamam mı? Ya çok basit bir şey. 10 saniye sürüyor, 15 saniye sürüyor. Allah razı olsun 3-5 kişi gönderdi yani. Ya politik bir şey olmayacak yani. Enteresan bir şey olacak. Mesela gideceksiniz, tamam mı? Nerede yaşıyorsun arkadaşım? Mesela Yeni Zelanda'da yaşıyorsun. Yeni Zelanda'da işte araba, işte kafe, sokak, sokak lambası. Oranın Yeni Zelanda oldu belli olsun. İşte Yeni Zelanda'da, sallıyorum ha, tamam mesela. Yeni Zelanda'da işte oturarak sakız çiğnenmez. İşte çok kötü bir toplumda, çok kötü bir algı var. Hatta ben ilk geldiğimde oturarak sakız çiğniyordum. Şu banka oturdum. İşte geldiler bana bir sürü laf söylediler filan. Çok şaşırmıştım. Gibi mesela, anlatabiliyor muyum? Bunun gibi şeyler ya, çok basit şeyler. Birbirimize paylaşacağız, üzerine yorum yapacağız filan yani. Tamam mı? Yani bu kadar anlayabildiniz mi? Anlaşıldı mı yani? İnşallah. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Her şeye rağmen sizleri seviyorum. Yani bazı videoların 2000 seyredilmesine rağmen sizi seviyorum. Onu da anlayabilmiş değilim aslında. Yani şundan anlayamadım ben. O dün koyduğumuz video var ya. Şimdi orada ya bu ülkede yaşayan şeyler beni ilgilendiriyor. Sizinle paylaşmak istedim. 17 Ekim 1961 yılında yaşanan olaylar var burada. İşte Cezayirliler katledildi falan. Onu paylaştım. Yani şimdi siz mesela bakarken videoya ne yapıyorsunuz? Bu adam, ha bu sesli gazete değil, kesinlikle ben bunu seyretmemeliyim gibi bir şey mi oldu? Şu böyle açmıyor musunuz o videoyu? Ne oluyor yani? Ben işte onu anlamadım yani. En azından hani bir kere basılır, anlatabiliyor muyum? Tuhaf bunlar. Neyse seyretmeyin siz, tamam mı ya? Videoları seyretmeyin. Ben seyretmeyin videoları. Abone de olmayın. Aboneliklerinizi de silin. Bak ben zaten hiç demiyorum öyle, fark ettiyseniz. İşte videonun sonunda işte şimdi bize abone olun, bilmem ne olun falan. Hiç öyle şeyler yapmıyorum fark ettiyseniz. Tek kişi de olsam ben bu videoları yapacağım. Öyle ya. Ama yine de sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.